Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size rutin bir temizlik iş günüm nasıl geçiyor onu göstereceğim. Yine dolu dolu iş yaptığım, akşama kadar oturmadığım bir gündü. Aynı zamanda gri odaya gireceğim. Hani o eşyaların, fazla eşyaların olduğu odaya. Orası bayağı dağılmıştı. Biraz orayı toparlayacağım. Evden çıkaracaklarımı ayıklayacağım. Ve mutfakta bir şeyler hazırlayacağım değişik. Benim için gün çoktan başlamıştı aslında. Ben son zamanlarda çocukların yeni uyku düzenine göre artık her gün saat 4'te kalkıyorum tekrar. Çünkü onlar geç yatıyor. Geç yatınca ben de onlarla yatıyorum. Dolayısıyla 4'te kalkmak bana çok iyi geliyor. Hatırlıyorsanız bir dönem onlarla beraber erken yatıp 2'de kalkıyordum. Daha sonra ki zamanı verimli geçirmeye çalışıyordum. Şimdi geç yatıyorlar bu şekilde. Her sabah saat 4'ten kızlar 8'de uyanıyor. 8'e kadar 4 saatlik bir kişisel vakit alanı oluşturmuş oldum. Bu düzen bayağıdır bu şekilde. Çok memnunum. Kalkmak hiç sorun olmuyor. Erken nasıl kalkıyorsun diye soranlar oluyor. Yani ben dediğim gibi bilinçaltı olarak kendime hep şunu söylüyorum. Uykuyu sevmiyorum, uykuyu sevmiyorum. Aslına bakarsanız yatsam çok güzel uyurum. Yani hani uykuyu sevmemek ya da sevmek diye bir şey olamaz. Bence herkes uykuyu sever. Ama ben tercih etmiyorum. Uyumayı tercih etmiyorum. Onu bir vakit kaybı olarak görüyorum. Bedenimi takip ediyorum. Ne kadarlık uyku bana yetiyor. Mesela bu düzende ben çok iyiyim. Ama 3'te kalkamıyorum. 3'te kalkarsam bana çok dokunuyor. 4'te kalktığımda gün içinde kendime bakıyorum. Hiçbir sorun yok. O yüzden 4 de bana sorunlu olsaydı 5'i denerdim. 5'te kalktığımda nasıl oluyorum onu denerdim. Hani bu şekilde bedenimi de dinleyerek kendime uygun bir uyku saati oluşturuyorum. Şöyle düşünebiliriz aslında bakarsanız. Her gün 1 saat az uyusak haftada 7 saat eder, ayda 28 saat eder. Bir ayda havadan böyle bomboş 28 saat hayatınıza gelmiş oluyor. Ve bu çok değerli. O 28 saatte neler yapılmaz, neler öğrenilmez. Yani kitap okuma alışkanlığı edinebilirsiniz, bir hobi edinebilirsiniz, bir şeylerle uğraşabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Hani aya vurduğunuzda çok daha saat ediyor, yıla vurduğunuzda daha çok saat ediyor. Ömrünüze vurduğunda gerçekten boşa geçmemiş bir ömür gibi geliyor bana. Kızlar pankek istedi. Pankek yapacağım. Pankeke bu şekilde çikolata parçaları koyduğumda çok lezzetli oluyor. Ben normalde sade pankek sevmiyorum, pek yemiyorum. Ama böyle çikolata parçası koyduğumda bir tane kahvaltı sonrası tatlı niyetine yiyorum. Çok güzel, tavsiye ediyorum. Bir yandan da birazdan göstereceğim. Galeta unlu yumurta denedim. Bunu böyle yabancı bir tarif sayfasında görmüştüm. Yumurtayı böyle galeta ununun içine koyup böyle her tarafını galetaladılar. Ama ben birazcık dondurucuda bekletmeyi tercih ettim. Hani daha böyle dağılmasın, bir arada dursun diye. Bence daha iyi oldu. Biliyorsunuz Koreliler yumurtaya bayılıyor ve her şeyin üstüne yumurta koyabiliyorlar. O yüzden çok çeşitli yumurta tarifleri var. Bunu gördüm. Bunu da sandviçini yapmışlar. Ben de sandviçini yapacağım birazdan. Ama yumurtayı bu şekilde pişirmek de bence çok güzel bir alternatif olabilir. Onlar ekmeğin arasına bir sos sürüyorlar. Mayonez, bal ve limon. Ben ona cesaret edemedim. O tadı hayal edemedim henüz. Ben sadece birazcık mayonez sürdüm. Üstüne yumurtasını koydum. Normalde evde marul olsaydı marul koyacaktım. Onlar da marul koymuş. Çok yakışacağına eminim ama marul bitmiş. O yüzden ben sadece domates ve kaşar peyniri koydum. Bu şekilde bile çok değişik ve çok lezzetli bir alternatif oldu kahvaltı için. Vaktim oldukça böyle hani sabahları o saatte bir 10 dakika böyle Mevlana sözleri okuyorum. Mevlana neler söylemiş hani onları filan araştırmaya başladım. 10 dakika bana yetiyor. Çok güzel bir yazı buldum. Onu sizinle mutlaka paylaşmam gerektiğini düşündüm. Yine bizim bu sayfada hep konuştuğumuz şeylerle çok alakalı olduğu için şöyle söylemiş. Bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma. Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma. Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez. Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör. Her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık. Çok büyük görmek de korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir. Bilgisizlikten gelirse cehalettir. O kadar beğendim. Hani böyle çıktısını alıp da böyle bir yere asasım falan var yani çerçeve niyetine. İnşallah yaparım.
Çok güzel sözler var, çok anlamlılar, hayata dair çok güzel dersler var. Biz genelde bunları sizinle beraber konuşuyoruz zaten, paylaşıyoruz. O yüzden sizin de böyle bunu duyduğunuzda iyi hissedeceğinizi düşünerek paylaşmak istedim. Evet, bugün çamaşır günüydü bir yandan da. Ben sepet dolunca bu şekilde yapıyorum. Hepsini banyonun içine döküyorum. Renklerine göre ayırıyorum, orada kategoriliyorum. Ondan sonra oranın da kapısını kapatıyorum. Hem kızlar banyoya giriş çıkış yaptıkça hiç temas etmemiş oluyor çamaşırlara. En sonunda akşam yatmadan önce banyoyu temizleyip öyle günü kapatıyorum. Buraya da ayıkladığım evden çıkacak eşyaları böyle biriktirmeye başladım. Köşede kitaplar var, yanında gömlekler var, üstünde ayakkabılar var, çocuk ayakkabıları. Bu sepettekiler de yine elden çıkaracağım eşyalardı. Hepsini fotoğraflayıp yüklemem gerekiyor bir an önce. Bir an önce bunu yapmalıyım. Ve gri odanın son hali. Nasıl bu hale geldiğini inanın bilmiyorum ben de. Yani bir şey ararken mi oluyor? Elime geçen şeyi buraya mı koyuyorum acaba? Farkında değilim onun yaşarken. Ama bugün yine güzelce bir düzenleyeceğim. Şimdi ben bu odaya baktığımda ne elden çıkarabilirim diye böyle çok da bir şey yok aslında bakarsanız. Genelde benim ıvır zıvırlarım. O bir kere köşedeki plastik kutuların hepsinde ipler ve kumaşlar var. Burada neler var? Boş kutular da var. Bu kitaplıkta çok boş kutu var. Aslında bunlar da elden çıkaracaklarım. Bu bot belki 10 senelik hiçbir şey olmadı ama bu ayakkabıları da hiç giymiyorum. Bunları da giymiyorum. Ama işte bunları da resimleyip koymam lazım bir an önce. Azaltmak o kadar değerli, o kadar kıymetli ki, yani hem zamandan tasarruf, hem kaliteli yaşamak için, her şey için çok değerli. Tabii benim 3 küçük kızım bu odaya bayılıyor. Şimdi birazdan gelecekler. Burada alan buldukları anda türlü türlü oyunlar oynayacaklar. Nasıl mutlu oluyorlar size anlatamam. Değişik bir alan keşfettikleri için. Burayı hani giremiyorlar ya her zaman. Burası onlara çok değişik geliyor. Kedi dahil hiç yanımdan ayrılmıyor. Hepsi bu odanın tadını çıkaracak bugün. Kendime ait bir hobi ve çalışma odası o kadar çok isterdim ki inşallah hani olur. Yani şöyle bir tane odası biraz büyük olup hani kızları aynı odada konumlandırabilseydim de bu gri odada böyle köşede kendime boş bir alan bırakabilseydim kendime çok güzel bir hobi ve çalışma alanı oluşturacaktım ama gerçekten çok küçük. Yani bu eve ben ne yapsam ne etsem sığmıyorum. Bilmiyorum ne olacak yani. Gerçekten gidişatımızı çok merak ediyorum. İş yapmadığım her boşlukta da kızlarla vakit geçiriyorum. Örneğin hani çamaşırları yıkıyorsam daha sonra onlarla böyle içeride bir aktivite bir şey yapıyorum. Sonra gidiyorum aklımı hem dinlenmiş oluyorum oturmuş oluyorum bir soluklanıyorum ya da bir çay kahve içiyorum aynı zamanda onlarla oynarken. Ondan sonra başka bir iş kafamda planlıyorum ona devam ediyorum. Akşama kadar böyle böyle geçiyor. O yüzden hani gönlüm vicdanım rahat oluyor iş yaparken. Bir de bugün bu kadar iş yapabilme sebebim İpek'in evde olması aslına bakarsanız. Eğer İpek kreşte olsaydı Lila tamamen benimle olacaktı ve bu kadar çok iş yapamayacaktım. Hoş evde bu kadar dağılmayacaktı. Uzun zamandır size böyle dağınık bir görüntü vermemiştim. Kusura bakmayın ama oluyor. Yani ben orada iş yaparken onlar da burada. Ama oynuyorlar. Yani şimdi hakkını da veriyorlar. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Bunların hepsi yaşanmıştık. Hiç sorun değil. Ben onları toplayabilirim. Yeter ki onlar burada sıkılmadan vakit geçirsinler, oyalansınlar. O yüzden toplamak sorun değil yani. 10 dakikamı bile almıyor. Gün içinde hiç oyuncak toplamaya yanaşmıyorlar şu an için ama akşamları mesela yatmadan önce böyle bir ev toplamaya mutlaka yardım ediyorlar. Orada haklarını yemeyeyim ama gün içinde o kadar çok enerjikler ve o kadar hızlılar ki yani oyuncak toplamak onlar için çok bence bir zaman kaybı. Çünkü çok meşguller. Sürekli yapacak bir şeyleri var aslında. O yüzden bir şey diyemiyorum ben de. İpek aslında bir de bulduğu fırsatta bana yardım da etmeye çalışıyor. Şimdi ona da bir şey diyemeyeceğim. Ama tabii bir yandan da dağıtıyor yani. Evde böyle iş yaparken genelde sesli de konuşuyorum bazen. Burayı böyle düzenleyeyim, burası böyle düzenli olsun. Oh mis gibi oldu. İşte düzenli masada daha güzel boyama yaparsın gibi şeyler söylüyorum. Hani İpek bunları, çocuklar bunları duysun istiyorum. Yani hayatlarında her zaman bir düzen olsun istiyorum. Dağınık kalsınlar istemiyorum.
Bu arada kapının arkasındaki eşimle düğün resmimizi duvara niye asmıyorsunuz diye sormuştunuz bana. Onun cevabını da şöyle vereyim. Hani hem herkes için hani o bilgi olmuş olsun. Çerçevesi evimize hiç uymuyor. O bizim o ilk hani Osmanlı takımlı işlemeli takımlarım vardı ya kayınvalideme gönderdiğim. O takımlara uygun çerçeveydi. Ama şimdi evimizin tarzı tamamen değişti ve bu eve hiç uymuyor. Onun çerçevesini böyle daha spor bir çerçeveyle değiştirip asarız diye planlıyoruz. O yüzden kaldı. Bu arada biz Züccaciye'ye gittik. Orada bir ihtiyacımız vardı. Birkaç onları alacaktık. Gördüğüm güzel şeyleri sizle paylaşmak istedim. Çok beğendim. Çok seviyorum Züccaciye gezmeyi. Bu tavalara bayıldım. Yani bunlardan alabilirim yani hani ya da markalı bir şey almaktansa bilmiyorum hani kullanan var mı? Çok hoşuma gitti. Bayağı ağırdı döküm gibi ve dibi dümdüzdü. Bilmiyorum karar veremedim. Bu bardakları da çok beğendim. Eski ben olsaydım o bardaklardan almadan oradan asla çıkmazdım. Ama işte gerçekten o azaltma sürecine girince bunlardan feragat ediyorsunuz, nefsinizi tutuyorsunuz ve hiçbir şey almadım. Almadığım için de mutluyum. Alsaydım belki sonra pişman olacaktım. O yüzden almadım, tuttum kendimi. Evet, gündüz genelde işle geçiyor. Akşam da böyle yine salonda hep beraber kızların yanında. Aynı zamanda ben de bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Aklımda çok uzun zamandır olan bir dikiş projesi vardı. Böyle İpeğe küçük gelen bir tişörtünü elbiseye çevirecektim. Çok istiyordu böyle bir elbise. O yüzden bakalım bugün akşam öyle bir şey yapacağım. Tabii bu kedicik bana izin verirse. Yani eline de iğne batacak diye aklım çıkıyor ama yok yani mümkün değil. Gitmiyor oradan. Ben kumaşları genelde kumaşfırsatı.com diye bir sayfa var. Oradan alıyorum. Çok güzel, çok indirimli kumaşlar oluyor. Hani aklınızda bulunsun ve çeşit çok fazla. Çok da güvenilir. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. O yüzden orayı tavsiye edebilirim. Bir de İntaşlar var. Oradan da alıyorum. Orası biraz daha pahalı, biraz daha tarzı farklı bir sayfa. Ama ikisinde de çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Ve elbisenin son hali. İpek o kadar mutlu oldu ki ben de çok mutlu oldum. Yine sona gelmişiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.